today no negative a question. Bugün negatif soru almıyoruz. Evet, hazır mıyız? Koç. I think now everybody knows why I love this team and why I love these supporters. Eminim bugün herkes bu takımı ve bu taraftarı, bu sporu neden çok sevdiğini çok iyi, daha iyi anlamıştır bugün. Today this was a perfect connection, what we brought on the pitch. The tactical wise, they did it. Perfect game today. First half, second half, high level against a really strong team from Trabzon. And we are all really happy today with this win. Most amazing atmosphere and a great and a big win for us. Bugün birlikte sahada inanılmaz bir birliktelik gösterdik. Çok taktiksel anlamda inanılmaz birinci yarı ve ikinci yarı çıkardık. Tabii çok zor bir rakibe karşı oynadık biz bugün. Almış olduğumuz bu galibiyetten ötürü de çok çok mutluyuz. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Bu galibiyeti almak çok çok özel oldu. Tactical wise we try today to give the opponent no chance to play easy, to find their way in the game. We always try to give. Tabii maçtan önce taktiğimizi belirlemiştik. Taktiksel anlamda da biz rakibe bir şans vermeyecektik. Rakibin o ritmi yakalamasına müsaade etmeyecektik. Planımız buydu ki bunu çok iyi yaptık. Baskılar kurarak rakibe bir nevi nefes aldırmadık. Ve maçtan önce de oyuncularımla konuşup kendilerini bugün yapacağınız koşular çok çok önemli. Her zamankinden daha fazla koşmanız, her zamankinden daha fazla yorulmanız lazım. Ve bunu inanılmaz bir şekilde yerine getirdiler. Çok koştular. Başarılı olmak istiyorsak bunu yapmak zorundaydık ve bunu da çok iyi yaptıklarını söylüyorum, düşünüyorum. Bu sadece Marius veya Carlo diyemem. Çünkü takım olarak sadece ilk 11 değil, aynı zamanda kulübeden sonradan katılan arkadaşlar da çok iyi bir performans gösterdiler ve almış olduğumuz bu sonuçtan ötürü de çok mutluyum. Questions and thank you for this victory. What was the key of this game? How did you prepare the team during the week? Did you do something extra for this game? I think everything fits this week. The my players were ready for this game. Tabii oyuncularımın kaybetmiş olduğumuz son karşılaşmadan ötürü çok kızgınlardı hafta boyunca ve biz hafta boyunca ona göre çalışmalarımızı hazırladık ve taktiksel anlamda onlara defansif anlamda, ofansif anlamda neler yapmaları gerektiğini güzel bir şekilde aktardık. Hepsi bugün işini çok iyi yaptı diyebilirim. Performansları da inanılmazdı ve almış oldukları bu galibiyeti de kesinlikle gösterilen performansı göz önünde bulundurursak hak ettiğimizi düşünüyorum. Başka soru var mıdır Arda Bey? We have important three games, but today again, I think it was a big step. Ben matematik öğretmeni değilim. Çok fazla rakamlarla, puanlarla da uğraşmak istemiyorum. Zaten son basın toplantımda da belirtmiştim. Eğer siz bana gelip bir kağıt gösterip biz tamamen ligde kaldık derseniz o zaman %100 inanmış olacağım. Rakamları veya puan hesaplamalarını sevmiyorum açıkçası. Ama bugünkü galibiyetle çok çok büyük bir adım attık diyebilirim. Başladığımda bazı insanlar bize ligin bitimine 3 hafta kala 42 puana ulaşacağımızı söylemiş olsalardı belki kimse inanmayacaktı. Ben de dahil, ancak gelmiş olduğumuz konum sebebiyle kesinlikle keyfini çıkarmamız lazım bu galibiyetin her şeyden önce. Ama lig henüz bitmedi. Aynı konsantre, aynı istek arzuyla önümüzdeki 3 maçı da oynayacağız. Buyurun. Hocam, our points and today it was time to make the 3 goals and to win. Tabii oyuncularımın kesinlikle maç seçtiğini veya büyük maçlara farklı bir konsantrasyonla oynadıklarını düşünmüyorum. Ben tabii almış olduğumuz her puanın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Oynamış olduğumuz son maçlarda da aslında biz kazanmaya yakın olduğumuz maçlar oldu.
ne yazık ki olmadı ama ben oyuncularıma her zaman şunu söyledim. Eğer siz bu şekilde, bu performansla, bu istek arzuyla devam ederseniz kesinlikle galibiyetler gelecektir ki bugün de onlardan bir tanesiydi. Bir puan dediğim gibi bazen bizim için 3 puan değerinde olabilir. Önemli olan kaybetmemek, alabildiğimiz kadar puan almaktı. Bugün de 3 gol atıp galibiyet ayrılmış olmak da çok önemli ve güzeldi. And also if you had come in the beginning of the season, can we say that Samsunspor would be in a different position now? If I, this is the second question. I don't know. Maybe they have 10 points more if I not come. Maybe they have 10 points more if other coaches come. Daha erken gelmiş olsaydınız Samsunspor'u bugün nerede olduğu sorunuza cevap verecek olursam, şayet ben gelmemiş olsaydım belki Samsunspor'un 10 puan daha fazlası da olabilirdi, yani bunu bilemeyiz. I'm joking, yes, I'm joking. But I know which hard way it was until now and to come to this position, to build a team, to find the connection with the players, to find the connection with the city, with the supporters. All these things are little things, small things, and this is hard work every day with the players on the pitch, that they create the style we play now. They did it, or they do it like it's their own style. Eh? They love to play like we play now, and I think it's very, very good sometimes if you are on the tribune and see how we play. I think everybody likes it, yeah. Tabii buraya gelmemiz kolay olmadı, onu belirtmem gerekiyor. İletişim kurmak, oyuncularımla iletişim kurmak, şehirle, taraftarla o bağlantıyı, o bağı kurmak da kolay olmadı. Bugünlere biz kolay gelmedik. Çok çalışmamız gerekiyordu. Ve çok küçük ama çok çok önemli detaylar vardı. Biz bunları yerine getirdik. Şimdi oyuncularım hafta içerisinde o yapmış olduğumuz çalışmalarda bu oynama şeklini, benimsediklerini, çok sevdiklerini görebiliyorsunuz. Bugün sahada da siz tribünden izleyince aslında oynamaktan da zevk aldığımızı görebiliyorsunuzdur eminim. All the home games. No, not only home games, all the games. Yeah. Şunu söyleyeyim, bizim için kendimize aslında, kendimize, kulübümüze, oyuncularımıza, hocalarımıza, onların dışında da taraftarımıza addetmek istiyorum bu galibiyeti. Sonuçta herkes böyle bir maçı bekliyordu. 12 yıl aradan sonra böyle bir derbiyi bekliyordu. Maç bittikten sonra da taraftarlarımızın yüzlerindeki o mutluluğu gördüm. Bu da beni çok mutlu etti. Tabii onlara ben bugüne kadar vermiş oldukları galibiyet destekten ötürü de ben teşekkür etmek istiyorum. Gerek iç saha maçlarında gerek dış saha maçlarında bize her zaman destek oldular. Biz de bu desteklerinin karşılığında bugün onlara güzel bir hediye verdiğimizi düşünüyorum. Alper'de. Demir'den finish. Last question. Son soru. Yeah. Okay. Two. Because I'm çok yoruldum. Oradan son soru koy. Maç sonunda Uğurcan Çakır'la size karşı bir hareketi oldu. Herhangi bir şey geçti mi aranızda? O tepkinin amacı neydi size karşı? Size iyi gördüğünüz cevap verdi mi kendisi? Right after the game, you had a talk, an aggressive talk with the goalkeeper of Trabzonspor. Did he say something to you, or what happened in that moment? Yes, but this stays on the pitch. It's better to let it on the pitch. It's nothing what is nice, but this is better. It stays on the pitch. Yani çok iyi, çok hoş bir şey olmadı açıkçası ama sahada kalması daha iyi olur. Son Nedim Bey alalım, bitirelim. Tebrik ederiz. Congratulations. Başkanlığından maça ilgili özet bilinme. Oyuncular üzerinde farklı bir etki yaptığını düşünüyor musunuz? Samsunspor President Yüksel Yıldırım gave a specific bonus for this game. Do you believe that this was another type of motivation for the players? Money makes not faster feet. Yeah, in this moment. Sorry, coach, again. Money makes not faster the feet. Yeah, when they run. So for me, this is additional thing. Yeah, more is the emotions. More is the how do you feel? Yeah, money makes you not faster. Money makes you not more motivated. For sure not. Yeah, this is additional. Buna bir ekstra bir şey diyebiliriz ama kesinlikle paranın ayakları koşturmadığını söyleyebilirim. Yani son oyuncularım
sahada o özveriyle, o istek arzuyla yaptılar. Kesinlikle bunu bir para için veya başka bir şey için yapmadılar. O küçük bir detay sadece. Teşekkür ediyoruz. Thank you. Teşekkürler.